sevgilisinden ayrılmış. Sevinmez onlara. Arabada müziği açıp inmiş. Geri geldiler arabaya. Cık. Gerçekten insanı açmış, sahile kadar gidip geldiler. Rezalet ya. Sabah 5.30. Her giren, gelen ve çıkan araba şurada patinaj atıyor bak. Şey nerede biliyor muyuz yerini? Bakacağız, bir ana yola çık, sola dön. Şimdi buradan çıkıyoruz Konya altından. Şöyle bir otoparkta kaldık kocaman, ama biz girdiğimizde dop doluydu tabii ki de. Pazar günü geldiğimiz için. Kahvaltıyı yaptık. Şey, motor yağ alacağız, ne kadar bekliyorsun? Motor yağ almaya gideceğiz. Hani senden mi? Bak, sonra da majaratörümüzü yaptırmaya gideceğiz, tuvaletimize. Burada böyle bir park var ve parkın çevresi tamamen karavan dolu. Ama bu karavan, çekme karavanları bırakıp gitmiş, terk etmişler gibi değil mi? Yine geldik. Şey olursa akşam buraya gelelim. Akşam niye gelelim? Basıp gideriz artık ya. Ne yapacağız nereye burada? Gidiyoruz? Denize mi girdik burada? Denize gireceğiz işte. Denize girecek bir yere gideriz. Ha, tamam. Basıp gideriz deyince. Şimdi Konyaaltı plajını dün biraz gömdüm. Denizi pisti falan diye. Şimdi bu az önce gittik baktık da deniz fena değildi. Bayağı da temiz görünüyordu. Bizim geldiğimiz yıl mı çok pisti emin değilim. Şimdi bu akşam Konyaaltı'nda girelim denize diye bir düşündük. Bakacağız duruma göre. Aynen can kurtaran bitik bir halde. Can kurtaran da birini kurtarması gerekiyor. Ceren yanmış mısın? Kızarmış. Ceren yanmış, ben de biraz yanmışım ya. Ya kameradan çok güzel görünüyor şu yol. Şapka kullanmıyor musun? Güzel zaten. Geçen denize girdiğimizde deniz biraz kötüydü, pisti. Bu yıl sanki iyi gibi. Bilmiyorum, biz hafta sonuna mı denk geldik yine, hafta sonu diye mi pisti. Şu an kalabalığı da iyi, sakin. Bir de hafta içi gireriz belki. Birkaç gün burada gireriz belki denize seversek. Değil mi? Hafta sonu kalabalık belki gelmeden kaçarız. Sakin ya. Şu yol üstünde bir yere park edemez miyiz acaba? Ya şu yer yok mu? Oraya geçeceğim yine. Geçen yıl durduğumuz yere. Ha. Ara sokağı mı? Hı-hı. Ara sokak değil. Ya yol üstünde duralım mis gibi. Daha iyi değil mi? Bu tarafı kabul etmeyebilirler karavan diye. Minibüsler, kamyonetler durmuş ama karavanı kabul etmiyorlar her ne hikmetse. Hava çok sıcak. Dün akşam azıcık esti bu arada. Ay gayet rahat yattık. Ben hatta battaniyenin üstünde. Anneme bak, annem abartı konusunda. Bir yerden sonra Alkdeniz Caddesi'nin bulvarı mı ne diye geçiyor. Konyaaltı tarafındaki lavabolar belediyeye ait ve ücretsiz. Ama Akdeniz Caddesi diye geçen kısımda lavabolar 2 lira. Gece biz birazcık karavanımızın tuvaleti bozuk olduğu için biraz zorlandık değil mi? Eren neredeyse 1 kilometre ötedeki o petrole gitti. Evet, çok zorlu bir deneyim. Çivril denizcilik şeyine geldik. Yat, balık ve dalış malzemeleri ile ilgilenen bir yermiş. Ama majaratörle ilgili de bilgileri var diye biliyoruz. Bakalım annemler geliyor, öğreneceğiz şimdi. Burası Antalya merkezde. Konuma zaten Çivril denizcilik yazınca havaalanına yakın bir konumda. Ne oldu? Oradakiler de dedi ya zaten size sökler önce diye. Siz önce arka motoru sökün diyor. Adam içeyici biri değil şükür. Siz önce orayı sökün diyor. Bir iki kıvırın çevirin vidayı diyor. Bir çalıştırın deneyin diyor. Eğer şey değilse biz bakalım diyor. Belki peçete sıkışmıştır diyor. Boş yere diyor. Şimdi burada mı yapacağız? Plastik var, onu mu çıkartacağız? He de bir arabayı bir kenara çekeyim önce. Pis pasak bayağı dalıyoruz o zaman. Aynen. Gösterdi mi size az buçuk nasıl yapacağınızı? Şey göster, fotoğrafını göster, çevir. Sökmeyeceksin, çevireceksin dedi adam sadece. Çevirdim. Dene bakayım, bas. Be. Böyle saçma şey mi olur lan? Eren doğru anladığınıza emin misiniz? Anne adam öyle demedim orada. He adam öyle dedi de o zaman bizim çevireceğimize bura değil. Sen de bir çık bakayım be. Lastik gibi bir şey de kaldıracaksın demedim adam. Kaldırdım onu. Ah tornavida kayboldu. Buraya basılıyor mu? He şimdi temiz. Ama oradan su akacak olursa halıyı kaldırayım buradan ya. Anne suratıma birden bir şey fışkırmaz. Manyak diyor. Hani Eren yapamadın? Tavercim mi? Nereden bileyim? Adam yap dediği yeri yapmaya çalışıyormuş. Adam yap dediği yeri yaptık işte anne.
Daha ne yapacağız burada? O zaman açacaksınız orayı ya. Açmadan nasıl? Açmadan olmaz. Nereye açacağız? Açtıktan sonra ne yapacağız? Tümden dağıtırsa ben onun için ellemedim ki şeyde. Eğirdir'de. Dağıtırsam geri nasıl toplayacağım? Adam bir kere izlesek zaten nasıl yaptığını. Yapamadı satacağımız o zaman. Gel sen ne gidik ya? Ne oldu anne, sadece bakıyorsun? He. Bakarak mı çözülüyor bu işler? Taharet musluğumuz da şurada ucu bir musluk var, o mu? Gıytırıktan bir musluk yapmışlar. Ece diye bir markadan. Hadi gidin, öğreniyorum. Ne diye marka? Eca. Eca ya. Eca yazıyor işte. Eca diye mi okuyacak? Hadi. Yani bir anlamadılar işte ya. Yani, görüyor musunuz? Burada durur mu? Anne ablacığım, bekliyoruz. Ay az önce telefonum bir düştü. Var ya, ha, ekran kırılsaydı gerçekten kalbime iniyordu. Hem de ocağın demirlerinin üstüne düştü. Ben şuraya bir yere sabitlemiştim. Orada yırtık eldiven vardı. Neden o eldiveni bana verdin? Neden BİM'den biz eldiven almadık ya? İğrenç. Çünkü biz yapmayacaktık. Biz tamirciye geldik normalde. Normalde tamircinin bunu söylemesi gerekiyor diye biliyoruz. O değil de benim gibi biri bunu kusacak şimdi. Tamam, o poşet öyle kalsın. Onu döndürüp çevirmeye çalışalım şimdi. Nasıl fikir? Akıyor sağdan bir şeyler akıyor. Ya lan peçete veriyorum. Kusacağım. Gerçekten kusacağım. Ben kusacağım. Paslı su diye düşünelim arkadaşlar. He tabii tabii, paslı. Bir kaldırınca. Dur. Bıraksan ben sileyim ya. Bırak. Paslı su kızım, paslı. Tamam, sen onu sadece kıvır. Sen tornavidayı sok, kıvır. Patlamaz hiçbir yer. Hadi. Hadi hadi hadi. Tut bu bana doğru ben geliyor çevirirken. Tutuyorum hadi. Tutun bak. Ya kusur. Bak bıçağı avucunla kavrayacaksın ha. Dur dur. Bunu da nasıl unuturuz ya? Bir tane bile tuvalet. Geri birleştirebiliriz umarım. Umarım. Yerinizden çekilin demesinler de şu an bize. Ben mi sıkayım onu da? Deneyeyim mi? Olmuyor. Daha bir de elektrik kablosu sökeceğiz. Elektrik kablosunu onlar söksün. Biz çarpılırız. Nereden alacağız elektrik kablosunu ya? Şuna biriniz mi? Ver yapayım ya. Çık. Tuvaletin majeratör kısmına şurayı sökmeye çalışıyoruz. Bir vida sıkışmış, sökemedik. Birazcık pis pasaklı, felaket, korkunç işler ama. İşte her cafcaflı hayatın görünmeyen. Vallahi biraz uyuz olduk ama. İnşallah şu kadar eziyete değer de söküp yaptırabiliriz. Birazcık. Tam yardım olsaydı. Neyse. Bu da yamulmuş, kırılınca pervaneler. Aynen, parça kırılmış demek ki. Yani başka bir yere gitmesine gerek yok ki. İyi, uğraşmaya yani sökmemiz gerekiyormuş baştan beri demek ki. Pekala, biz buna şimdi ceyran verseniz çalışacak mı? Şu an ceyran var. Geçen abi biz sürdük. Evet. Oluyor. İyi, tamam hadi. Çalışıyor bu şu değişecek ve bu değişecek. Tamam. O zaman öyle gözüküyor yani şu anda. Mecbur şu değil. Bir parçamız kırılmış. Ya parçanın kırıldığına sevindim desen. Aynen, gelsen parçanın kırıldığına hepimiz sevindik. Çünkü bu kadar eziyete bir şey olmalıydı artık. Dur, tuvalet sevindiriyor abi. Tamam, çekin bakayım, tuvalet neredeydi? Kestik mi? Bak. Hayır. Basma, sıçradı her yere. Elektriği kestim. Tamam mı? Tamam. Bak şöyle. Bak. Çek. Fotoğrafını da çek. Ha, bu sıtmalı. Bu direkt bunun buraya basmalı. Şuradan bir ödeyebilirsek. Anneciğim, ayak altına dolaşma sen. Geçsen abim direkt. Ben de anlamıyorum da. Yani mantık yürütüyoruz. Evet. Yani şöyle baktığınız zaman parça kısa bir parça. Buradan mile sıkmış. Evet. Vida. Vida gevşediği için de bu geri gidiyor. Geri gittiği zaman da pervane vuruyor. Bunu kırıyor. Şimdi bu gelen parça da gördün mü, burası uzun. Evet. Pervaneye kadar dayanıyor. Pervane bunu sıkıyor zaten. Bunun içerisinde şeyli. Nasıl yerin yuvarlak değil. Bir tarafı düz. Yuvarlak düz geliyor. Anladım. Dönme şansı ayrı yok yani. Bu da mil buna dayandığı için bunun kırılma öne şansı gelme yok. Şansı öne gelme şansı yok. Kırılma şansı yok. Anladım. Bu ona göre daha uzun ömürlü olur. İyi. Sağ olun.
yapılmış. Artık bunun montajını yapabilirsiniz yani. Başka bir şey kalmadı. Ama nereden neye söktüğünüzü kendiniz biliyorsunuzdur değil mi? Şimdi bunun içine su salıyoruz değil mi? Şunu sökmeniz zaten değil mi? Yani onda kelepçe yok. Gevşedi ama o sallarken falan. Yani onda kelepçe yok mu? Ha yok, kelepçe yok ama birazcık sıkıştırmak gerekecek herhalde. Çünkü biz bayağı bir sağ sol yapınca oradan da sızıntı olduğuna göre. Sızıntı var burada. Tamam, ona kelepçe takmanız lazım. Peki onu şimdi takabiliyor muyuz? Kelepçe varsa takarız. Üsttekine gerek yok, alttakine herhalde birlik ya da üç çeyrek gibi kelepçe. Birlik mi? Birlik veya üç çeyrek. Yani ona tam bilemem ki onları ya. Siz bir bakın. Görsel olarak alın bence. Olması lazım. Abi şunları da topladım getirdim. 20-30 tamam. Tamam, ver öbürlerini götüreyim anneciğim. Sen öbürlerini götürür müsün? Bunun şeyi var. Tutuğuna değil. Bu kelepçelere göre olan lokması var. Şimdi lokmayalım, karşılık lokma lazımsa mesela. Evet. Şu farklı, şu farklı, şu farklı. 3 tane size. 2 tane lokma olduğu zaman bu işiniz çözer. Bir de 10-11, benim burada takarken cırcır vardı ya. Evet. 10-11 cırcır. Şunu tutması için 18-19 çatal anahtar. Şunu tutması için de kurbağacık olduğun zaman siz bu işler hepsini tamam, basit basit yaparsınız. Tamam, bunlar orada kayıp. Bir tane şey yazın, teflon bulundurun yanınızda. Teflon mu? Hı-hı. O ne oluyor? Teflon bant, şunları mesela sıkmak için. Ha, tamam, eskiden şey deniyordu, keten. Keten ayrı mesela, su o içinde, ağaç yaptan olan. O su şeyi, tamam. Evet. Bir de teflon bant. Ben tesisatçıyım normalde. Kendi mesleğim tesisatçı yani benim. Ama tabii böyle pek karavandır, teknedir işleri yapmak. Doğru. Valla biz de bunun şeyiyle, bu karavan sayesinde bayağı bir işlerden anlar olduk. Dımdırırırımrırım, işim bu kısmını temizleme faslı. Ya gerçekten tesisatçı abilerimin bütün emekleri var ya, yani 10 numara ya gerçekten. Bak abi geldi 2 dakikada şurayı yaptı. Yani biz birazcık çıt kırıldım davrandık. Çok şükür, çok şükür. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Biz tak, sök, biç, et, o işlerden çok böyle hani elimizden gelen işler olmadığı için ve hayatımızda ilk defa su tesisatı sökmeye giriştiğimiz için birazcık bayağı fazla zorlandık. Bir de bütün ekipmanlarımız, bütün alet, edevat, tornavida, her şeyimiz, alet çantamız evde kalmış Adana'da. O yüzden bir şeyimiz eksik oluyor, gidip abilerden istememiz gerekiyor. O eksik oluyor, istememiz gerekiyor. Sürekli böyle parça parça küçük adacık tornavidayla vidaları zorla açmaya çalıştık. Abi bile diyor ki bununla nasıl iyi açmışsınız falan yaptı. Gitti kendi bayağı devasa bir yıldız tornavida getirdi, açtı, söktü. Zaten söktüğü gibi de orada pervaneyi tutan plastik bir parça varmış. O parçamız kırılmış. O yüzden motor çalışmıyormuş. Tuvalet gerçekten karavanda çok önemli bir olay. Yani hani büyük bir konformuş. Bunu bir kez daha öğrenmiş, anlamış ve hissetmiş olduk. Ve yapıldığı için gerçekten aşırı mutluyuz şu an. Böyle birazcık acaba bassak gitsek mi falan olduk da ilk de gitmedik. Yaptık ve halloldu. Allah'a şükürler olsun. Şehrin merkezinde çok şükür halloldu. Ay harbiden elektriği hiç sökmedik. Allah'a ya, şükürler tam olsun. Tam zamanında geldi adam. Tam ilk şeyi sökmüştüm ama. Olsun olsun, daha da sökebilirdik. Zır gibi yetişti abi. 100 lira ödemişiz parça. Tuvaletin borusunun bir ucu için kelepçesi yoktu. Oraya da kelepçe takıp sıkıştırdı sızdırma vesaire yapmasın diye. Bu arama yok. Yapardım, bakacağım, yer de arayacağız. Nasıl? Be. Çok şükür bu işte bitti. Rabbime şükürler olsun. Allah'tan var ya parça işinmiş. Ya şey de iyi en oldu valla. Oradaki arkadaşlar da, kamptaki arkadaşlardan da Allah razı olsun. Abi şak 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 hemen 10 dakikada halletti her şeyi. Evet. Ablacığım al da şunu oraya geçeyim. Eren, Ceren, Ceren bir videoyu tutamadı, onu döveceğim şimdi bu kızı. Ya. Hadi uçalım artık, hadi. Artık gidiyoruz. Şimdi bir markete gireceğiz. Alacağımız şeyleri alalım. Karavana BİM'den şunlardan almıştık. Bunlar böyle BİM'e koca bir plastik kutu gelmiş. Buradan birkaç şey daha almıştık. Hatta bu renkte bardak tabaklar var. BİM'in kendi sattığı ürünler kısmında. Bir de onlardan aldık. Şu geçti gitti, tamam. Kriterimiz tamam. Kocaman bir minibüs geçtiyse burnumuz yeteri kadar içeride. Araç büyük olunca park etmesi de komedi oluyor.
Şimdi Konya'dan AVM'ye girelim. Geldik. Migros AVM diye bir yere geldik. Konyaaltı plajına hemen girişte bir yer var. Biz niye geldik ki buraya? Esti'de falan girelim, deniz ayakkabısı bakalım diyorduk. Buradaki taş deniz. Biz taş denizlere girmeye alışık değiliz de ayağımız paramparça oluyor ondan sonra. Mis gibi. Sonra burada girişte hemen sağda karavancıların park ettiği bir yer vardı. Bir oraya bakacağız. Su içelim de gidelim. Eren bizi bir sula hadi. Hayrına. İki gündür sürekli şunu söylüyorum. Termosa yapan insan harika bir icat yapmış. Gerçekten... Annemin telefonuna su döktüm. Anne! Ablam su döktü telefonuna. Bütün yolculukta bizim en iyi yoldaşlarımızdan birisi bu termos. Ceren 40 yılda bir iş yapıyor da dağılıyor. Gülü seven... Bütün dikenlerine... Yalnız öyle bir yabani gülmüş ki. Hani... Bütün yırtıcı dikenler üstünde. Ne oldu? Altta işte bir tane borgan damlıyor ya. Ben çok bilgisim. Hadi gel şuraya gidelim. Orayı yıkadıysan oranın borusu büyük bir ihtimal. Herhalde hani şey. Daha yeni aktı çünkü. Aynen. Temiz su şeyi yani. Buraya niye gitti ki şimdi? Bunu kime yaptıracağız? Anne ağlayacağım mı? Ya evet. Ağlayacaksan yallah adamı. Tamam bakın. Allah'a her türlü şükürler olsun. Şey karavanımızın sadece şu yöne uyuz. Bir, şey diyorum, bir tarafı yapıyoruz. Hani bizim depomuz dolu değil mi o zaman? Hayır yeni olmuş ne olursa ya. Şimdi aracı geri park ederken mi çünkü oldu acaba? Değiyor mu? Değmiyor. Daha şu arkada o demir. Lan demir değmez. Çok şey oldu mu? Borular yukarıda. Yok eğirdirdi yapışık atmadı. Yapışık yukarıya borular neredeyse. Oğlum eğirdirdi aktı mı atmadı. Tamam eğirdirdi ama bir şey ne olmuş. Arkayı güya Eren'le Ceren yapıyordunuz. Ben de videoyu çekiyordum. Anneme kilitlediniz sizden. Ben dedim ki anneme. Ya, anne buralar nasıl olmuş yapılıyor göstersene ben de öğrenirim. Şimdi hepsini geri kaldırırım. Baştan yaptırırım görürsün nasıl yapıldığını. Benle dalga mı? Ya ablacığım ben iş yapmıyorum. Görüyoruz. Su istiyor musun sen? Evet. Kokun ya. Üçüncü. Tamam birazcık böyle üstün körü geçeriz. Sonra siyahla ben bunu geri kamufle ederim. Anahtar. Al. İnektar paspasının altında kalmış. Etiketini çıkarttırmayı unutma anneme. Yoksa reklam gibi. Bu arada ben bilmiyorum nerede olduğunu. Aynen tamam aynen. Bunun içinden şunu alacağım. Yandım. Hadi uçun denize. Saat 1.30 olmuş. Konyaaltı sahilde tavanımızı serip yatıp uyumuştuk resmen. Ay benim bunun kameram çok titriyor artık ya. Beni titriyor. Telefonum, bana hayır telefon bozuldu. Ne başladı acaba? Şimdi karavana geçiş yapıyoruz artık. Konyaaltı sahili birazcık gömmüştüm ama fena da değil.